Cumhuriyet'ten Sözcü gazetesine geldim. Sözcü'den bir detayla haber yolculuğumuza devam ediyorum. Akabinde Sabah gazetesine geçeceğim. Acı rakamları CHP'li milletvekili Utku Çakır Özer açıkladı. Türkiye'den göç edenlerin sayısı bir yılda %63 arttı. 2017'de 69 bin kişi Türkiye'yi terk etmişti. Rakam 2018'de 113 bine çıktı. En çok göç edenler 25 ve 35 yaş arası gençlerimiz. Eskişehir milletvekili, biliyorsunuz aynı zamanda gazeteciydi Çakır Özer. Eskiden akşamda Cumhuriyet'te, Milliyet'te çalıştı. Özellikle Milliyet'te uzun yıllar çalışmıştı. Şimdi Eskişehir milletvekili Çakır Özer. CHP'nin büyük beyin göçü raporunu meclisin gündemine getirdi. CHP'li milletvekili Utku Çakır Özer, iyi yetişmiş, iyi eğitimli, meslek sahibi insanlarımız ülkeyi terk ediyor dedi. Burada bir soru sorabilir miyim sizlere efendim? Sabah gazetesine geçeceğim ama. Sizce bizim ülkemizin en iyi eğitimli kesimi, varlıklı kesimi, parlak kesimi, kafası iyi çalışan, iyi eğitim almış akademisyenlerimiz, doktorlar, avukatlar, en iyi öğrenciler, en iyi işletmeciler neden yurt dışına gidiyorlar? Neden Amerika'da, New York'ta, Miami'de? Neden Londra'da? Neden İspanya, Portekiz, Yunanistan? Neden efendim? Bu sorunun yanıtını lütfen kendi kendinize sorun. Bir yerlerde hata yapıyor. İktidar da bu hatayı yapıyor. İktidarın da şapkasını önüne koyup biz nerede hata yapıyoruz da ülkedeki bu insanlar gidiyorlar. Çünkü beyin göçü dediğimiz şey bu ülkenin yatırımlarının heba edilmesi efendim. Bu soruya yanıtınızı çok merak ediyorum. İsmail Küçükkaya hesabına Twitter veya Instagram'a yazarsanız ben de öğrenmiş ve ülkemize ve dahi Ankara'ya bu sesi duyurmuş olurum. Sözcü gazetesine tekrar döneceğim Rahmi Turan'ın yazısına. Lakin önce bir Sabah gazetesine gelelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir manşeti sizlere aktaralım. Kültür sanat bir varoluş sebebi efendim. Beka meselesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Sabah'ın birinci sayfasında. Diyor ki, bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa, o toplumda ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur. Kültür ve sanata önem veren devletler, tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydediliyorlar. Hangi sanat dalında olursa olsun, devletimize düşen...